Olayın ilk gününe gidelim Okan Ateş. İlk günde e, muhtarı arıyor, Salim Güranı arıyor ve muhtar da o sırada önce telefonla konuşmaya başlıyorlar. İfadesi şu, e, benim işim var, ben daha sonra su problemiyle alakalı aradığında daha sonra bu sorunu çözeceğim diyor. Daha sonra e, gözaltına alınan e, şahıs da şüpheli de e, köyde hareket ederken muhtarın arabasına denk geliyor o. Bir noktada köyün biraz uzağındaki bir noktada muhtarın aracına denk geliyor ve orada indikten sonra muhtar Salim Günan'la karşılaşıyor ve işte e, Nari'nin cansız bedenini de bu noktada görüyor. E, muhtar yanına geliyor ve e, kendisine aracının ön koltuğunda bulunan bir battaniye sarılı Nari'nin e, cansız bedenini gösteriyor. Bunu ortadan kaldıracaksın diyor ve ona o sırada 200 bin lirada... Para teklif ediyor. Tüm bunları tek tek ifadesinde anlatıyor. İşte sizin de gördüğünüz gibi size teslim ettiği battaniyenin rengi ne renkti, battaniye ne oldu şeklinde soruya da tek kişilik battaniye olduğunu hatırlıyorum, rengini hatırlamıyorum. Cesedi çuvala koyduktan sonra battaniyeyi alarak 47 plakalı aracın ön koltuğuna koydu. Diyor. Daha sonra orada panikle kapıldım. Muhtarın söylediğini o panikle birlikte yaptım. Birlikte derenin kenarına gittik ve o derenin kenarında da onun gösterdiği noktaya e, Narni bir torba, çuvala benzer bir torbaya hı hı. koyduk birlikte arabaya taşıdık ve sonrasında da derenin kenarına götürdük. Önce bir etrafta ip aradığından bahsediyor ifadesinde o ipi bulamadığı için e, Narnin çantasındaki ipi hatırlıyor, çantası da Narni yanındaydı çantasından aldığı iple birlikte çuvalın ağzını bağladığından bahsediyor ifadesinde e, ve sonrasında da e, orada muhtarın söylediği noktaya Narin'in cansız bedenini, yani bulunduğu noktaya e, gömdüğünden bahsediyor ve sonrasında hem muhtarın hem kendisinin aramalara katıldığını da söylüyor. Ve aslında şu da önemli Okan Ateş e, alınan ifadede, e, o güne kadar yani Narin'in dün sabah cansız bedeni bulunana kadar bir itiraf söz konusu değil. Amca tutuklanıyor, o da herhangi bir suçlamaları kabul etmiyor ve kendisi de bu işin e, tam da e, odağında olmasına rağmen o ana kadar herhangi bir itirafta bulunmadığını da görüyoruz itiraf, e, ifadelerinde. Nasıl itiraf ediyor? Ondan da bahsedelim. Jandarma ekipleri e, Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra tabii ki 24 kişiyi gözaltına aldı, kendisini de 24 numaralı şüpheliyi gözaltına almaya geldiğinde paniğe kapıldım diyor ve burada ben jandarmaya olayı anlattım şeklinde ifadesi söz konusu. Gerçekten dünden beri hepimizi çok sarsan bir olaydı. Bu şekilde şu ana kadar belki de en net bilgileri bu ifadeyle birlikte tutuşturduk. İşte ekranda yansıttığımız evet. ifadeyle, ifadeyle birlikte tek tek öğreniyoruz. Amcanın yanına yani muhtarın yanına tesadüfen gittiğinden bahsediyor tekrar etmemiz gerekirse. Kendisi yanına geliyor. Arabasının kendi aracının ön koltuğunun kapısını açıp bir battaniye sarılı bir cansız beden gösteriyor. Ben de baktım bir insanın bedeniydi. Bana bunu ortadan kaldır. Sana 200 bin lira vereceğim. Ailenin düşün şeklinde telkini sonrasında o da kabul ediyor ee, kendi aracının arkasından bir çuval e, e, alıyor ve o çuvala muhtarla birlikte amcasıyla Narin'in amcasıyla birlikte yani köyün aynı zamanda muhtarı e, ile birlikte yerleştiriyorlar sonrasında da o dere yatağında dün Narin'in e, cansız bedeninin bulunduğu noktada e, Ulaşılıyor maalesef. Bu ifadeye göre sadece iki kişi var o zaman bu işlem sırasında ama sorulan sorulardan birinde de e, yine aynı zamanda şunu soruyorlar. Arabada başkası var mıydı görmedim diyor. Bu arada bir son dakika daha var. Narin'in amcası yeniden sorgulanacak. Aynı zamanda muhtar olan Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı ve tekrar sorgulanacak bu e, yapılan ifadelerden sonra. Başkasını görmedim. Fark etmedim diyor. Fark etmemesi çok da normal değil. Yani bir arabanın ön koltuğundan bir çocuğun cansız alıp. Sınıf ee, söylüyor, ön koltuktaydı, arka koltukta camlar kapalıydı, yani filmliydi. Ee, o anlamda bir görmedim, görüş açım tam olarak net değildi. Hı. Ama arabada da, araçta da birinin ne olduğunu sanmıyorum ee, diyor hı hı. tam olarak ifadesinde. Ee, sonrasında da zaten olayı oluş şekliyle ifadesinde yansıdığı gibi tek tek anbean an anlatıyor ve daha sonrasında neler yaşandığını tekrar aramalara kendisinin muhtarın katıldığından bahsediyor. Ee, ve sonrasında aslında yani narin bulunmasaydı e, bu şekilde e, bir ifadesi ortaya çıkmayacağını da görüyoruz. Çünkü onu söylüyor, jandarma dün e, kapıma geldi, evde arama yaparken pan paniğe kapıldım ve e, itirafçı olmayı o andan itibaren kabul ediyor. Yani şu değil… E, dün aslında bunu konuştuk, yayınlarda da bahsettik. Bir itiraf, e, sonrasında mı Narin'in bulunduğu o dere yatağı tespit edildi? Hayır, e, jandarma ekipleri arama çalışmaları sırasında, daha önce de aradıkları bir noktaydı ama e, etraflıca e, tekrar baktıklarında orada Narin'in cansız bedeni bulunuyor. Sonrasında e, gözaltına alınan şüphelilerden biri de 24 numaralı sanıktı, e, numaralı kişiydi onun evine gidildiği tak, gidildiği noktada paniğe kapılık bunu söylüyor. Bir diğer önemli noktada aslında bununla paralel olarak ondan da bahsedebiliriz. Adli tıp kurumundan da Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan da ön otopsi raporu çıktı. Dün akşam Ekol TV olarak ilk biz yine vermiştik gece saat 12 sularında, çift sıfır sıralarında. Yani orada da öncesinde böyle kafa karıştıran iddialar vardı. Boynunda iz bulunduğu ya da işte ayağında ayağının kırık olduğuna dair. O sorularda net olarak cevabını verdi. Yine Ekol TV olarak biz e, bu sıcak gelişmeyi de dün gece itibariyle paylaşmıştık. Tekrar etmek istiyorum çünkü e, bir bu kadar önemli bir gelişme. Vücudunda kesici, delici, alet evet, izi ve yok. silahlı, ateşli silah yaralama noktasında ilk tespitte e, bu şekilde bir e, Detay, yok. iz yok evet. bulunamıyor sonrasında ayağının sol diz kapağının altının koptuğu belirleniyor ama neden koptu e, ilk çalışmalarda belli değil evet. oradan alınan örnekler e, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve burada yapılacak e, çalışmalar sonrasında belli olacak ve bunun yanında kesin ölüm nedeni de yine e, ilk yapılan ön otopsi raporunda e, ortaya çıkmadı yapılacak yeni incelemelerde, patolojik incelemelerden sonra ortaya çıkacağını bir kez daha hatırlatalım. İşte e, seyircilerimiz ekranda da tek tek görüyor. Yani e, kolluk kuvvetlerimiz, e, savcılığımız tek tek soruyor. Bana para ver, işte mesela e, aslında soruların kritik sorulardan biri de size vaat ettiği parayı verdi mi, vermediyse ne zaman verecekti diyor. Yani o para alışverişi tamam 200 bin lira konuşuldu. Ama verildi mi? Bana para vermedi. Cesedi çuvala koyarken bana Mısır'ı hasat ettikten sonra yani bir hasat zamanından sonra parayı teslim edeceğini evet. bahsediyor. Aslında bu ifadeler eğer doğruysa ve şimdi de amca tekrar sorgulandığında büyük ihtimalle artık bütün düğüm çözülmüş olacak gibi duruyor. Ve amca eğer böyle bir cinayet işlediyse neden işledi? ve bu işin içinde Aslında başkaları bu, da var nok... mı? Aileden başka birileri. Burası bu noktada olduğunu. da sorular var. Hem onu söylerim. Ya şimdi kesin olarak amcanın öldürdüğü yaptıysa diye söyledim. E, evet. Evet, Tabii. senin de söylediğin gibi şu an netlik kazanmış Tabii, değil yani. Kesinlikle. Burada çünkü e, sanık e, ya da gözaltına alınan şüpheli şunu söylüyor. Öldürüldükten sonra yani ilk gördüğü anda öldürülmüştü. İşte hani yeni öldürüldü mü gibi sorular e, soruyor. Ona karşı cevapları var ama Kimin, nasıl, niçin evet. öldürdüğüne dair e, şu anda çıkan ifadelerde e, netlik henüz kazanmış değil. Ya da yani amca hala, da cesedi birinden mi aldı da arabayla oraya gitti? Hala onlar soru işaretini taşıyor Okan Ateş. Yani birçok soru var. Tabii verilen daha birçok e, ifade olacaktır. 24 numaralı sanık diyorsun. Arada daha e, bahsettiğin 23 e, kişi daha var. Onların da tekrar tekrar ifadeleri zaten alınacaktır ki. Anne durumdan, baba da evet, e, abiler de yine gözaltına alınanlar arasında. Yani ikisinin yani gözaltına alınan ve itirafçı olan şüphelinin ve muhtarın arasındaki ilişkiyi de e, ne kadar samimi olduklarını da ortaya çıkartan bir soru. Arkadaşlık seviyeniz nedir? Size özel hayatından bahseder miydi? Yani burada bazı iddialar vardı hatırlarsın. Onları ortaya çıkarmak adına sorulmuş bir soru. Duyduğunuz eşi haricinde bir gönül ilişkisine şahitlik ettiniz mi sorusu önemli. Köyde bu olaydan önce ve sonra ee, bu konuyla ilgili duyduklarınız nelerdir? Sorusuna biz kendisiyle birlikte çay içer, yemek e, yeke yer. yer, yemek yer, bazen Diyarbakır'a giderdik Aha. köyden. Aramız bu şekilde samimiydi ancak bana çapkınlık yaptığını anlatmadı. Ben de böyle bir şeyine tanık olmadım diyor. Bu da aslında e, orada bir cinayeti işlediyse e, amcanın neden işlediği iddialarında bir şekilde e, anlamaya çalışmış. Tabii ki şu da söz konusu olabilir. Yani sadece Narin'e bir cinsel istismar e, söz konusu olmayabilir. Narin belki bir şeye şahit oldu ve o yüzden de bunu söylememesi için de öldürülmüş olabilir. Yani, yani birçok iddia söz Konu, konu, konu. hakkında tabii e, yayın aldığımız konuklarımız da uzmanlar da bu konuda birkaç ihtimalden bahsediyorlar. O ihtimaller hala var ama yani burada düğümü e, amcanın vereceği artık çünkü Hı. tamamen e, oklar kendisini tabii. gösteriyor. E, bu ifadenin... Yani doğru olduğunu kabul edecek olursak e, oklar tamamen amcaya gösteriyor. Onun vereceği ifade sonrasında e, tek tek ortaya çıkacaktır. Ama tekrar edelim 24 numaralı e, itirafçı diyelim. Yani başta itirafçı olmuyor. Sonrasında jandarma eve geldikten sonra itirafçı oluyor. İtirafçının 24 numaralı e, gözaltına alınan itirafçının e, anlattığı şu: Ben o gün ya Öğleden sonra muhtarı aradım, e, su ile alakalı bir sorun var, bu konuda fikrine başvurmak istedim, yardım istedim. Muhtar öncesinde diyor ki, e, müsait değilim diyor, ben işte yetkilileri bildiririm diye yaklaşık 60 saniyelik bir konuşmaları gerçekleşiyor. Bundan sonra orada köyün yakınındaki e, su bölgesine, yani o su e, şebekelerinin olduğu yere doğru gittiğinde muhtarın arabasını tesadüfen, gördüğünü evet. söylüyor, iddia ediyor. O noktaya gittiğinde de muhtarla karşılaşıyor. Muhtar yanına geliyor ve onu arabasının yanına götürüp kapıyı açıp bir battaniye sarılı e, bir insan bedenini gösteriyor. Bunu ortadan kaldır. Sana, sana 200, bin 200 bin TL vereceğim diyor. Orada tabii e, paniğe kapıldım diyor. Aileni düşün şeklinde aralarında bir konuşma sonrasında kabul ediyor. Arabasından çuvalı e, bir çuvala benzer e, e, poşeti, çuvalı alıyor, getiriyor. Amcasıyla birlikte e, Nari'nin maalesef yani günlerdir e, içimizi acıtan, hala cenazesini biraz önce e, defnedildi. Orada da yani üzüntümüzü anlatmaya kelime yetmiyor. E, cansız bedenini çuvala koyup derinin kenarına götürüp sonrasında da e, bu işlemi gerçekleştirdiğini itiraf ediyor. Düğüm biraz da olsun çözülmüş oluyor Okan Ateş.